etkeni olabilir böyle dönemler. Peki hocam, panik bozukluk üzerinden konuşursak nedir bu panik bozukluk? Kişiler nasıl sıkıntılar, semptomlar yaşarlar? Ya da bu hastalığa sahip olan kişiler özellikle bu süreçte bu şikayetlerin gelmemesi için, atağı yaşamamak için neler yapmalıdırlar? Veya geldiğinde bu şikayetler, atağı yaşarken neler yapmalıdırlar? Panik bozukluğu bir kaygı bozukluğu, bir anksiyete bozuklukları içinde yer alan bir psikiyatrik bozukluk diyebiliriz. Neler görülüyor panik bozukluğu belirtileri içerisinde? En sık temel belirtisi panik ataklar. Aniden gelen anksiyete atakları ve anksiyete atakları belirtileri içerisinde bir takım duygusal belirtiler, aşırı endişe, vücudunda ortaya çıkan bu belirtilerle ilgili aşırı bir korku, bu belirtilerin felaket sonuçları olacağına inanma, çarpıntı, soluk alma güçlüğü, nefes alamama gibi belirtiler temel belirtileri. Ve bu panik atakların sık sık tekrarlaması, panik atakların tekrarlayacağına dair yoğun kaygılar yaşanması ve bu panik atakları yaşamamak için ortaya çıkan bir takım davranış değişiklikleri panik bozukluğunda gördüğümüz belirtiler. Şimdi bu panik ataklar sırasında görülen belirtiler fiziksel belirtiler. Biraz önce de söyledim, çarpıntı, nefes alamama. Sanki bu son dönemde bu COVID hastalığının belirtilerine de çok benzeyen belirtiler. Dedik ki hastalık korkusu, hastalanma korkusu zaten herkes de var. Herkes kendinde bu belirtileri belli bir oranda arıyor. Fakat eğer böyle bir yatkınlığı olan kimse varsa, bir anksiyete bozukluğuna ilişkin yatkınlığı olan kimselerde veya daha önceden bu türden bir rahatsızlığı olan kimselerde bu tür belirtilerin ortaya çıkması için bir risk artmış olabilir. Şimdi ne yapmak gerekir tabii ki de? Bu ataklar herkes de olabilir. Herkes bir panik atak yaşayabilir. Dedik ki panik bozukluğunda daha sık ortaya çıkıyor panik ataklar. Şimdi aslında panik ataklar ya da panik ataklar sırasında eşlik eden belirtiler herkesin belli bir zamanda yaşayabileceği belirtilerdir. Panik atakta sorun olan o belirtilerden çok o belirtileri çok önemseme, çok onlara dikkat etme ve onlardan çok korkma. Panik atak dediğimiz durum kendi kendine 15-20 dakika içerisinde, yarım saat içerisinde sonlanan panik ataklardır. Dolayısıyla yapılacak şey ne? Aslında bir miktar bekleyebilmek, durabilmek, nefes egzersizleri atak sırasında etkili olabilir. Özellikle düzenli bir nefes egzersizlerini yapan kimselerde o atak sırasında anksiyete atağını, kaygı atağını kontrol etmede etkili olabilir. Fakat daha çok yapılan o belirtilerden çok korkma, o belirtileri tekrar dinleme ve o belirtilerin yaşanmaması için aslında çok da yararlı olmayacak, tıbbi açıdan herhangi bir faydası olmayacak bir takım tutumlar geliştirme. Dolayısıyla kişiler bir bakması lazım. Hangi durumda, ne tür belirtiler yaşıyor ve yaşadığı belirtilerle baş etmek için ne yapıyor? İşte belli bir ilacı alma, doktoru aramaya çalışma, yalnız kalmamaya çalışma ki son günlerde işte bu karantina süreci evde kalma, yalnız kalkma, bir sosyal izolasyondan bahsediyoruz. Eyvah yalnız kalırsam böyle belirtiler artarsa ben ne yaparım? Aman yalnız kalmayayım, birisine telefon etmeye çalışayım. Oysa ne telefon etmek ne de yalnız kalmak, yani telefon etmek hastalığı önlemez, yalnız kalmak da hastalığı şiddetlendirmez. Bile son dönemde koruyucu da bir şey yani değil mi? Sosyal izolasyonun bu hastalıktan korunmada en önemli rol olduğunu artık hepimiz iyice öğrendik. Dolayısıyla o atak sırasında ne yaptığımız, atakla ilgili belirtilerden kurtulmak için, baş etmek için neler yaptığımız sorunları daha da şiddetlendiriyor. Yapabileceklerimiz özetle bunu söyleyebiliriz. Yani bir panik atak kendi kendine geçecek bir belirtidir. Yalnız kalmak panik atak belirtilerini artırmaz. Oysa bu tür rahatsızlığı olan kişiler bu belirtileri hissettiklerinde bunlardan çok korkuyorlar bu belirtilerden ve bu belirtileri yaşamamak için de aldıkları belli önlemler olabiliyor veya belirtileri tetikleyebileceğini düşündüğü şeylerden kaçınabiliyorlar, bazı durumlardan kaçınabiliyorlar. İşte bunları biraz anlamaya, fark etmek
ve bu ataklarla daha etkin baş etme yöntemlerini geliştirmek atakların kontrolünde rahat daha etkili oluyor. Etkin yöntemler dediğimiz ne? Nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri, atakların kontrolünde, atakların tekrarlamasını önlemede etkili yöntemler. Bunun dışında neler yapabilirler? Düzenli beslenme, iyi bir uyku, kaygı ataklarının ve iyi hissetmenin birinci kuralı yaşam düzenimiz. İyi uyuma, iyi beslenme, günü planlama. Şu anda rutinimiz değişti. Rutinimizi planlama, günü iyi etkinliklerle planlama. Hani temel